Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Hasan Yığın. Şimdi sizlere arkadaşlar ikinci derece denklemler konusundan 24. föyün pekiştirme sorularını çözeceğiz. Yani 24. föyün sorularını çözeceğiz. Evet arkadaşlar, soru çözümüne başlayalım. Bu arkadaşlar bu föyde disiplin konusu işlendiği için daha çok determinantla ilgili ve köklerin bulunuşu ile ilgili sorular üzerinde duracağız. Evet, birinci sorumuz ne diyor? X kare eksi 2 x eksi 5 denkleminin determinantı kaçtır diyor arkadaşlar. Determinantın formülü yazalım arkadaşlar. B kare eksi 4 ac diye yazılıyor. Hatırlarsak denklemimizi yazacak olursak şu şekilde ikinci dereceden bir bilmeyen denklemimizi yazdığımızda arkadaşlar diskrantımız b kare eksi 4 ac idi. Formüller de yazalım. X1 neydi? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a. Arkadaşlar bu x1 ve x2 iki kökün birden bulunuşu. Burada birini artı alırsanız delta'nın önünü diğerinde eşleniyor olan eksiyi alacaksınız. A'mız kaç arkadaşlar burada? 1'dir. B'miz eksi 2'dir. C'miz de eksi 5'tir arkadaşlar. Delta işte b kare eksi 4 ac. B'nin karesi kaçtır arkadaşlar burada? B'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı a'mız 1, c'miz eksi 5. Evet, delta kaç geldi arkadaşlar? 24 geldi. Yani diskriminantımız 24'müş. Denkleminin diskriminantı 13 olduğuna göre a kaçtır diyor. Yine yazalım arkadaşlar. B kare eksi 4 ac. B'nin karesi 9. Eksi 4 çarpı a'mız 1, c'miz eksi a. 1 çarpı eksi a olarak yazdık. Eşittir 13 diye de bunu yazalım. Vermiş burada. 9 artı 4a eşittir 13. 4a eşittir 4'e a'nın değeri de 1 gelir arkadaşlar. İstenilen değerimiz 1'miş. Şimdi arkadaşlar bir yorum sorusu var burada. Evet, denklemi ilgili olarak determinantı sıfırdan büyüktür diye bir durum var. Farklı iki reel kökü vardı. Büyük olan kökü 9'dur diyor arkadaşlar. O zaman biz bunu arkadaşlar ne yapalım? Determinantı bulalım determinantı. Delta işte b kare eksi 4 artı b'nin karesi kaçtır arkadaşlar? 8'in karesi 64. B kare 64 eksi 4 çarpı a ile c'nin çarpımı eksi 9. Delta eşittir 100 yapar. Delta 0 ne oldu arkadaşlar? 100. Sıfırdan büyüktür. Yani delta sıfırdan büyükse neydi arkadaşlar? İki farklı kökü var. Disiman sıfırdan büyüktür. Kesin. Bulduk zaten. Farklı iki reel kökü vardı. Evet, kesindir arkadaşlar. Büyük olan kök 9'dur diyor. Şimdi kökleri bulalım arkadaşlar. Normal çarpanlayma yöntemiyle köklerimizi bulalım. X sayı çarp. Eksi 9 topla eksi 8. Birine eksi 9 alırsınız. Birine 1 alırsınız. O zaman x eksi 9 çarpı x artı 1 diye de bu kökleri yazalım arkadaşlar. Bir tanesi 9'dur. Bir tanesi de eksi 1'dir. Büyük olan kök 9'dur diyor. Doğru cevap arkadaşlar. 3 de doğrudur o zaman. Evet. Bu sorunun her üçü de verilen bilgilerin üçü de doğrudur arkadaşlar. Denklemin çift katlı kökü olduğuna göre m kaç? Çift katlı kök. Neydi arkadaşlar? Delta eşittir 0. O zaman bu durumda x1 ile x2'ler birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Çift katlı kökü olduğuna göre m kaçtır? Delta b kare eksi 4 ac. Eksi 10'un karesi. Eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz de m. Eşittir 0 olarak aldık. 100 eşittir 4m. M'yi de 25 olarak alırız arkadaşlar. M'nin değeri de 25 olarak çıktı. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda denkleminin farklı iki gerçek kökü olduğuna göre A'nın alabileceği farklı değerler kümesi aşağıdaki hangisi? Arkadaşlar farklı iki gerçek kökü diyor, bakın çok önemli burası. Bu farklı iki gerçek kök dediği zaman delta sıfırdan büyük olmak zorunda. Böyleyse delta'yı bu sıfırdan büyükse B'nin karesi. Delta'yı yazalım. B'nin karesi 4. Eksi 4 formülden geldi. A'mız 1, C'miz
İskalenündeki sayı 1'dir arkadaşlar. Çarpı 1. Çarpı C'miz de artı 1'i geçer arkadaşlar. 4. Eksi 4A. Eksi 4 büyüktür. 0 geldi. Evet, 4'ler birbirini götürdü. Eksi 4A. Büyüktür 0 şu anda. Arkadaşlar eksi 4 ile bölelim. Her iki tarafı eksi 4'e böldüğümüz zaman eksi 4'e bölelim. Ne oldu? Eşitlik yön değiştirir. A küçüktür 0 olur arkadaşlar. A'nın alacağı değerler 0'dan küçüktür arkadaşlar. O zaman bunu nasıl yazarız? Bu ifadeyi. Bunu eşitlik olarak gösteriyor. Reel sayı aralı olarak yazacak olursak da eksi sonsuzda 0 aralığı diye alırız arkadaşlar bunu. Cevap A'dan oluyor. Evet. Denklemin gerçel sayılardaki çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Gerçel sayılardaki çözüm kümesi kaç elemanlı? Arkadaşlar bakın burada ne yaparız? Gerçel sayılarda çözüm kümesi kaç elemanlı? Arkadaşlar kaç eleman var? Bakalım burada x kare parantezini aldık. X kare eksi 64 oldu. Çözüm kümesi kaç eleman? Çözüm kümesine x kare arkadaşlar kaç burada? X kare de x kare eşittir 0 diyoruz. Buradan x sadece iki kökte birbirine eşittir bakın burada. İki tane değer kök vardır ama kökler birbirine eşittir. Buradan x'in değeri 0 gelir. Buradan kaç gelir arkadaşlar? X'in değeri x eksi 8 çarpı x artı 8 diye bunu yazarsınız. Bunun çarpı bir tanesi 8 gelir. Bir tanesi de eksi 8 gelir. O zaman bu denklemin çözüm kümesi 3 elemanlı olur arkadaşlar. Eksi 8, 0 ve 8'dir. Çözüm kümesi kaç elemanlı? 3 elemanlı. Evet, geçelim arkadaşlar bu sorumuzu. Denkleminin disjoint'u 1 olduğuna göre m'nin pozitif değeri kaçtır? Arkadaşlar disjoint 1'miş. Disjoint 1'miş. M'nin bizden pozitif değerini istiyor. Bu durumda disjoint 1 ise delta eşittir b kare eksi 4 alacağım. B kare eksi 4 çarpı a'mız 1, c'miz 4 ac diye yazalım. O da 1 eşitmiş. B'nin değeri kaçtır? Eksi m. Karesi m kare eksi 4 çarpı a'mız 1, c'miz 2 eşittir kaça? 1'e. M kare buradan kaç eşittir? 9. M'nin pozitif değerini istiyor. M burada kaçtır arkadaşlar? Artı eksi kök 9. M 3'tür veya M'nin değeri eksi 3'tür arkadaşlar. M'nin pozitif değeri de 3'tür arkadaşlar. Evet, soru soran mı? Zannetmiyorum arkadaşlar, sorunuz olsun. Evet, yani buradan M'nin değeri 3 ve eksi 3 olsun. Evet, tamam. Olay bu arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, denklemin gerçek kökü olmadığına göre A'nın alıcı değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Denklemin gerçek kökü yokmuş arkadaşlar. Delta nedir? Deltamız, düzgün yazalım arkadaşlar. Deltamız sıfırdan küçük olacak arkadaşlar. Deltamız sıfırdan küçük olmalı. B kare x'in öndeki ifade b olarak isimlendirilir. Yani x'in öndeki sayının karesini alalım. x4'ün karesi 16. x'i 4 çarpı x kare öndeki sayı 1'dir. Bu c olarak geçen sayı ifadesi de ax2'dir. Küçüktür 0 diyeceğiz arkadaşlar. 16 eksi 4 a artı 8 küçüktür 0 dedik arkadaşlar. Eksi 4 a'yı sola atabilirsiniz. İster atın ister atmayın. O size kalmış arkadaşlar. Eksi 4 a küçüktür eksi 24 diye yazdık. Eksi 4'e bölün arkadaşlar. A büyüktür 6 olur. Demek ki bu eşitsizliği biz reel sayı aralığı olarak gösterirsek 6 ile sonsuz aralığıdır arkadaşlar. Bu da 6 ile sonsuz aralığında gider arkadaşlar. Olmak üzere denklemin çözüm kümesi tek elemanlı. Arkadaşlar m eşittir 2 ise denklemin çözüm kümesi tek elemanlıdır. Arkadaşlar m'ye 2 verirsek x eşittir 0'dır değil mi burada? Evet arkadaşlar m'ye 2 verirsek x 0'dır. Evet.
Evet. Evet arkadaşlar, burada ne dedik? M2 verdik. Evet, bu sağlar arkadaşlar. M2 verdiğiniz burası 0 oldu. 2 verdik. X eşittir 0 oluyor. Sağlar. Çözüm küresi. Bir tek eleman var çözüm küresi. M'ye 5 bölü 2 verirsek denklemin çözüm küresi tek elemandır diye soruyor. M'ye 5 bölü 2 verelim arkadaşlar. Verdik. 5 bölü 2'den 2 çıktı. 5 bölü 2'den 2'yi çıkartalım arkadaşlar. 1 bölü 2 kaldı. 1 bölü 2 x kare artı x. 5 bölü 2'den 2 çıktı. Burada 1 bölü 2 kaldı arkadaşlar. Yine burada 1 bölü 2 kaldı. Eşittir 0 dedik. 2 ile çarpalım arkadaşlar biz burayı. X kare artı 2x artı 1 eşittir 0 oldu. Bakın her tarafı bu eşitliğin her iki tarafını 2 ile çarp. 0 oldu. X kare artı 2x artı 1 eşittir 0 geldi. Bunun çarpanları kaçtır arkadaşlar? Bu x artı 1'in karesi yapar. Tam kare ifadedir. O zaman x eşittir eksi 1'dir. Çözüm kümesi bir elemanlı olur arkadaşlar. Burada da sorun yok. Burada da sorun yok. Çözüm kümesi iki elemanlıdır diyor. X'e 3 bölü 2 verirsek arkadaşım, pardon, M'ye 3 bölü 2 verirsek 3 bölü 2'den 2 çıktı arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 yaptı. Eksi 1 bölü 2 x kare artı x. 3 bölü 2 verdik. Eksi 1 bölü 2 de buradan geldi arkadaşlar. Eksi, arkadaşlar buraya eksi 2 ile çarpalım. Hepsini eksi 2 ile çarpalım. Pay eşitliğin her iki tarafını eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 ile çarpın. Burayı da eksi 2 ile çarpın arkadaşlar. X kare oldu. Eksi 2x oldu. Artı 1 eşittir 0. Bu da ne yapar? X eksi 1'in karesi yaptı. X'in değeri eşittir 1 gelir. Çözüm kümesi bir elemanlı gelir arkadaşlar. Bakın burada çözüm kümesi bir elemanlı. Bu olmuyor arkadaşlar. Cevap 1 ve 2. Cevap 1 ve 2 oluyor arkadaşlar. Birinci ve ikinci de doğrudur arkadaşlar burada. Denkleminin iki gerçek yük olduğuna göre M aşağıdakinden hangisi olamaz diyor. Denklemin iki gerçek yükü dediği zaman arkadaşlar bakın denkleminin farklı iki gerçek yükü demiyor bakın. Denklemin iki gerçek yükü olduğu zaman delta büyük eşit sıfırdır arkadaşlar. Koşulumuz budur. Bak burada dersek arkadaşlar denkleminin farklı iki gerçek kökü demiş olsaydı deltayı sıfırdan büyük alacaktık. Ama iki gerçek kökü dediği için de delta ne olur? Arkadaşlar burada büyük eşit sıfır olarak alınacak. Evet başlayalım. Delta büyük eşit sıfır. X4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı. A'mız 2. C'miz de M-1 geldi arkadaşlar. Büyük eşit sıfır diye alalım. Evet. Buradan 16. Sağ, evet. 16 eksi 8 m artı 8 büyük eşit 0. 24 büyük eşit 8 m. 8'e bölün arkadaşlar. 3. M küçük eşit 0. M aşağıdakilerin hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar m 3'ten küçük olacak. 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur ama 4 olamaz. M'nin olacağı değer 4 olamaz arkadaşlar. Denklemin gerçek sayıda çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Buna bakalım arkadaşlar. X kare parantezinde alalım. 16 çarpanları x kare. X kare diye ayırdık arkadaşlar. Eksi 16'nın çarpanları da 16'nın çarpanları eksi 16'ya eksi 1 diye alalım. Bu x kare eksi 16. Bu da x kare eksi 1 olarak çarpanlarına ayıralım arkadaşlar bunu. Eşittir 0. Bunun iki kare farkında x eksi 4 çarpı x artı 4. Buradan da x eksi 1 çarpı x artı 1 diye yazdık. Bunu sıfırlayan değerlerden bir tanesi 4'tür. Bir tanesi eksi 4'tür. Bir tanesi 1'dir. Bir tanesi eksi 1'dir. Çözüm kümesine 4 tane eleman var arkadaşlar. Çözüm kümesi, denklemimizin çözüm kümesi eksi 4, eksi 1, 1 ve 4'tür arkadaşlar. Çözüm kümesi 4 elemanlıdır. Evet arkadaşlar. Evet. Bunu da silelim. Denklemin gerçek sayıda çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Bakın x kare artı x orta parantezini alabiliriz. X kare artı x orta çarpan parantezini alalım arkadaşlar. Bu çarpanla yemeği kullanırsak burada işimiz daha kolay olur.
x kare artı x artı 1 eşittir 0 kaldı bakın burada. Şimdi arkadaşlar buradan ne geldi? Buradan da x kare artı x'i alalım. X parantezini alalım. X çarpı x artı 1 çarpı x kare artı x artı 1 diyelim. Sıfırlayan değerlerden biri kaçtı? Bunun kökü sıfırdır. Bunun kökü eksi 1'dir. Bu ilk üç terimli ifadenin köklerini bulalım. Arkadaşlar deltasına bakalım. B kare 1 eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz de 1. Delta sıfırdan küçük. Burada reel kök yok arkadaşlar. Şu ifadede reel kök yok. Reel kök yok. Evet, çözüm kümesi boş küme. Reel kök yok arkadaşlar burada. O zaman kökler sıfırla eksi 1'dir arkadaşlar. Sıfıra eksi 1. Doğru istenilen cevap da eksi 1'e sıfırdır. Geçelim arkadaşlar. Evet. Denklemin birbirine eşit iki gerçek kök olduğuna göre A'nın alacağı farklı değerler toplamı kaçtır? Denklemin birbirine eşit iki gerçek kökü. O zaman delta eşittir sıfır arkadaşlar. Yazalım. B kare eksi 4 ağacı arkadaşlar. B kare eksi 4 ağacı. A artı 3'ün karesi eksi 4 çarpı A çarpı C. Evet arkadaşlar buradan iki kare farkı yapalım. 16 oldu burası. A artı 3 eksi 4. A artı 3 artı 4 diye de bunu yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar bunu eğer hatırlayamazsanız A artı 3'ün karesi şöyle yazalım. Burada 4'ün karesi diye yazılsın. İki kare farkını hatırlarsak arkadaşlar A artı 3'ü yazıp eksi 4'ü yazıp A artı 3'ü yazıp bunun işaretini değiştirerek yazıyoruz. A eksi 1 geldi. Buradan A'yı 1 olarak aldık arkadaşlar. Buradan da A'yı eksi 7 olarak aldık arkadaşlar. Çözüm kümesi farklı değerler toplamı. Toplamı istiyor arkadaşlar. Toplam eksi 6. Bu toplam eksi 6 arkadaşlar. Denklemin gerçek kökü olmadığına göre A aşağıdakilerden hangisi olamaz? Denklemin gerçek kökü olmadığına göre o zaman delta sıfırdan küçüktür arkadaşlar. B kare B'nin karesi yani x'in öndeki ifade eksi A'dır. Eksi A'nın karesi. Eksi 4 çarpı A'mız 1 C'miz de 4. Ne olacak arkadaşlar? Sıfırdan küçük olacak. A kare eksi 16 sıfırdan küçük olmalı. Hangi sayının karesi 16'dan küçüktür arkadaşlar? Hangi sayıların karesi 16'dan küçüktür? De, arkadaşlar şıklardan bakarsanız buradan hepsini bulabilirsiniz. Teker teker deneyebilirsiniz. Eksi 6'nın karesi 36 16'dan küçük olamaz. Zaten görünen bir değer arkadaşlar. Denklemin iki gerçek kökü olduğuna göre M'nin alacağı değerler kümesi açıdakilerden hangisidir? Denklemin iki gerçek kökü olduğuna göre o zaman delta büyük eşit sıfır arkadaşlar. Denklemin iki gerçek kökü. Bakın dikkat edin. İki farklı demiyor. İki gerçek kökü olduğuna göre M'nin alacağı değerler kümesi. Delta büyük eşit sıfır. O zaman x'in öndeki ifadenin karesi. Eksi m artı 2'nin karesini alıyorsunuz. Eksi 4 çarpı a x kare önünde 1 var. Çarpı 2m. Büyük eşit sıfır dediniz. Bunun açılımını yapın. Yaptığımız arkadaşlar eksi yutar. M artı 2'nin parantez karesinin açılımı gelecek. M kare artı 4m artı 4 eksi 8m. M kare eksi 4m artı 4 büyük eşit 0. Burada tam kare ifadedir arkadaşlar. M eksi 2'nin karesi gelir. Hangi sayının karesini aldığımızda sıfırdan gelir arkadaşlar? Sıfır ve sıfırdan büyüktür. Arkadaşlar buraya M'nin yerine yazabileceğimiz ne yazarsak yazalım. Hangi sayı yazarsak yazalım. Sıfırdan büyüktür. Sıfıra da eşit olma durumu olduğu için her türlü M reel sayısı için bu denklemin iki gerçek kökü vardır. O zaman çözüm kümesi reel sayı. M elemanıdır reel sayı arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Hiçbir sıkıntı yaşatmaz bize. Dolayısıyla bunun da istenen cevabı B şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet, denklemin gerçek sayı çözüm kümesi açıdakilerden hangisi diyor? Evet arkadaşlar iki sayı çarp 8 topla eksi 9. İs küp diye yazabilirsiniz. Eksi 1'e eksi kaç dedik arkadaşlar burayı? Eksi 8 dedik. Şimdi is küp eksi 1'in çarpanı var. Bir de is küp eksi 8 geldi arkadaşlar. Çarpanını ayıralım.
Küpler açılımı arkadaşlar. X eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 diye bunu yazdık. Buradan da x eksi 2 diye çarpanlara ayırdık arkadaşlar. X kare artı 2x artı 4 diye çarpanlara ayırıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan bir 1 geldi. Buradan bir de 2 geldi. Arkadaşlar bunun kökü yoktur bakın. Bunun deltasına bakın. 3 terimli ifadenin kökü yoktur. Delta burada sıfırdan küçük çıkar. Burada arkadaşlar x'in değeri 2'dir. Burada delta yine sıfırdan küçük çıkar arkadaşlar. Bunun kökü yoktur. Deneyelim isterseniz. B kare, bunun deltasına bakalım. B kare eksi 4 çarpı a çarpı c. Delta eksi 12 geldi. Sıfırdan küçük. Kök yok arkadaşlar. Burada da kök yok. Şunun kökü 2, bunun kökü 1. O zaman istenen denklemin kökü 1'e 2'dir arkadaşlar. Cevabımız burada C şıkkı olacak arkadaşlar. Buna bakalım. Denklemi sağlayan iskelçer sayıların farklarının mutlak değeri. Evet arkadaşlar x'e çarpalım. X kare eksi 48 artı 2x eşittir 0. X'e çarptık içinin her tarafını. X kare artı 2x eksi 48 eşittir 0 dedik. 48 dedik. Pardon 0 eşittir. Bunun çarpanları arkadaşlar x artı 8'e x eksi 6 gelir artık. Bu pratikleri kazanmamız lazım. Şimdiye kadarki bilgilerimizle, öğrendiklerimizle iskelet sayıların farklarının mutlak değeri kaçtır? İskelet sayıların farklarını, arkadaşlar farklarının, evet mutlak değerini istiyor. X eksi eksi 6'nın farkının mutlak değeri kaçtır? 14'tür arkadaşlar. Bu da 14 gelir. Ya da bunu eksi 6 dersiniz. Birini kaçtı pardon birinin kök kaçtı 6 idi. Buradan biz kaç bulduk? Pardon. Şuradan birine eksi 8 bulduk. Pardon arkadaşlar şurada ben yanlış yapmışım. Şuraya yanlış yazdım. X'in bir tanesi 8'di. Yani şurada bir hata göz yanılması oldu. X'in bir tanesi 8'dir. X'in bir tanesi de 6'dır. Yani biz yanlış yazdık yani burayı. Bunların farkını istiyor arkadaşlar. Farkının mutlak değeri 6'dan kimi çıkartalım? Eksi 8'i çıkartalım. Kaç oldu? 14 oldu arkadaşlar. Ya da eksi 8'den 6'yı çıkarttığınız zaman farkı eksi 14 oldu. Bunun mutlak değerini alırsanız da 14 olur arkadaşlar. Yine sonuç 14 geliyor. Değişen bir şey yok. Evet, bu sorumuza bakalım. Denklemin gerçek sayı çözüm mesajdaki hangisidir diyor. Arkadaşlar kök derecesi kaçmış? X'in 4. kuvvetten kökü. X'in kökünü almış burada. X'in 4. kuvvetten köküne A diyelim arkadaşlar. O zaman X'in kökü kaç yapar? A kare gelir arkadaşlar burası. Bunun karesini aldığımızda bu da A kare gelir. O zaman burası A kare oldu. X'i 7A eksi 8 eşittir 0 diye denklemi köklerden kurtarmış oluruz. Bunun çarpanlarını alalım arkadaşlar. Bir tanesi eksi 8'dir. Bir tanesi de a artı 1'dir. Eşittir 0. A'nın değeri 8'e eşittir. A'nın değeri eksi 1'dir. A kaçtı arkadaşlar? X'in 4. kuvvetten kökü 8'e eşitmiş. Ya da X'in 4. kuvvetten kökü eksi 1'e. Hiçbir sayının 4. kuvvetten kökü eksi 1 olamaz. Burası boş küme arkadaşlar. Buradan ne gelir? Bunun da 4. kuvvetini alırsanız 8 üzeri 4 gelir. O da kaçtır? 2 üzeri 12 gelecek. İstenen çözüm de 2 üzeri 12 olarak bulunur arkadaşlar. Cevap E şıkkı olur. Evet arkadaşlar. 24. föyünde ödev testlerini çözmüş oluyoruz. 25. föyde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.